Şimdi bugünün ilk Skype bağlantısını yapacağız. Mehmet Özcanlı ve Galatasaray'ın gündemini kendisiyle konuşacağız. Mehmet günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın Ezgi. Antalya'dan selamlar diyorum. Galatasaray'ı takip etmeye başladık. Sorularını bekliyorum. O zaman oradan başlayalım Mehmet. Antalya kampından neler bekliyorsun? Az önceki haberde idmandan fotoğraflar paylaşıldığını gördük. Moraller yerinde, keyifler yerinde, herkes neşeli şeklinde bir haber dikkat çekiyor. İstersen biraz kampta nasıl bir atmosfer var? Bu kampta neler yapacak Galatasaray? Onlardan biraz bahsedelim. Ya bu tarz tabirler klişe gelebilir ama biraz Okan Buruk'un hocalık tarzını da aslında yansıtıyor. Okan Hoca oyuncuları çok sıkmıyor. Bu disiplinsiz olduğu anlamına gelmez. Zaten Galatasaray sezon başından beri kurduğu kadro ...CV olarak çok yıldız oyuncuları kadrosuna kattı. Evet sezon içinde takıma verilen izinler tartışıldı ama... ...günün sonunda Galatasaray 3 maçlık galibiyet serisi... ...zirvenin 2 puan gerisinde ve ciddi bir ile Dünya Kupası arasına girmişti. Bu ara muhakkak ritim kaybetmesine sebep olacak ama... Sonuçta her takım için ekstrem bir durum yaşanıyor Dünya Kupası'nın zamanlamasıyla. Galatasaray'da sakatlıklar biraz can sıktı. Oliveira, Icardi, Mitcho dün takıma katıldı. Tamamında değil ama bir bölümünde çalıştı. Artı Dünya Kupası'ndan dönecek oyuncu oyuncular var. O konuca bu kampa 10 tane altyapıdan genç oyuncuyu dahil etti. Bence bu önemli. Çünkü Galatasaray'ın... Ee, hep özelliğidir altyapısından bünyesine kattığı oyuncularla elde ettiği başarılar ki son senelerde ezeli rakiplerin bu anlamda çok gerisinde kaldı. Diğer büyük takımların altyapısından çıkarıp sattığı oyuncuları veya oynattığı oyuncuları düşünürsek ee, şu an için pozitif bir hava var ama e, hani iki tane hazırlık maçında da İstanbul'a takip ettim Ezgi çok süperlik için referans alamıyorum çünkü işte şöyle bir örnek vereyim Galatasaray-Başakşehir 7-0 yendiğinde o gün oynayan oyunculardan sadece Abdülkerim 11'e devam etti Vaya maçında. Ona Villarreal maçında Saşa Boy eklendi. Selin Demir'in özetini geçin haberlerde bence en dikkat çekici olan haber Yusuf Demir, Azze Alkmaar haberi. Şöyle söyleyeyim. Ne olursa olsun bu kamptaki maçları görmemiz gerek. Cumartesi günü Adana Demirspor ile bir maç var. Cuma kapanışı Tulus'la yapacak. Arada da ben Fortuna Tisart'la bir maç bekliyorum. Henüz Fortuna Tisart'la henüz resmileşmedi. 3 hazırlık maçında muhakkak Yusuf Demir, oynamaya süre almaya devam eder. Ondan sonra da zaten ara transfer dönemine kadar 4 lig maçı var. Ondan sonra Yusuf'un durumuna karar verilir diyorum. Transfer hala aynı noktadayım. Evet e, teori pratik. E, teoride sol beke muhakkak takviye ama işi pratiğe dökmeniz zor. Artı 3 kuralı var. Artı elinizde kontratlı bir fana not var ki görüşmelerden öyle kolay kolay sonuç alacağı da benzemiyor Galatasaray. Keza Seferovic. O yüzden ne olursa olsun transfer haberlerine saygı duyuyorum ama ben Galatasaray'ın önce bir hazırlık maçlarında hem genç oyuncuları, sol bekteki oyuncuları, Yusuf Demir'i görmeli artı 4 dört lig maçı ara transfer dönemine kadar olan ki o maçların finali Kazıköy'de Fenerbahçe maçıyla yapılacak. Ondan sonraki ligdeki pozisyonu oynadığı futbol muhakkak ara transferdeki dokunuşları etkiler. Evet şimdi sakatlıklara bence ayrı bir parantez açalım. Zira önemli isimler, önemli sakatlıklar ve hangisi ne kadar süre olmayacak ve Okan Buruk bu oyuncuların alternatifini nasıl bulacak en çok merak edilen konu bu. Oliveira ve Icardi'yi zaten bir süredir konuşuyoruz ama bir de onlara Yunus Akgün eklendi. Raşitsa'nın sakatlığının beklenenden daha ciddi olabileceği aslında son bir haftadır yine konuşulan konulardan biriydi. İstersen hem bunları özetleyelim hangi oyuncu tam olarak ne kadar sahada olmayacak ve o ok Buruk bu oyuncuların alternatiflerini özellikle Fenerbahçe derbisine kadar olacak süreçte ki derbiyi de kapsayacak şekilde nasıl kullanmayı nasıl oluşturmayı hedefliyor? Durumu en ciddi olan oyuncu Sergi Oliveira. Ayak bileğinde bir yırtık söz konusuydu. Süreçte bir buçkayı bulabilirdi. Ama şunu net şekilde biliyorum Ezgi Oliveira çok profesyonel bir oyuncu. Her gün sağlık heyetiyle iletişime geçip nasıl daha çabuk dönerim diye ki zaten bu tarz oyuncuların evlerinde de muhakkak fitness için özel bölümler vardır. Her gün tedavi oluyor, çalışıyor ekstradan ve bir buçuk aylık o süreyi öne çekeceği konuşuluyor. Ben açıkçası ligin yani dönüşteki ilk maç İstanbul Spor maçı. 23-24-25 Aralık tarihi oluyor. O maç bu saydığın oyunculardan Oliveira ile Icardi kesinlikle olmaz ama... iki oyuncuyu da ben Sivas deplasmanında bekliyorum. Fenerbahçe derbisi için şu andan çok öyle uzun süre sakatlıklar beklemiyorum. E, Icardi işin biraz bence psikolojik boyutu da var. Oyuncunun özel hayatı çok dalgalanıyor. Senden haberlerde ifade ettin. E, Icardi'nin Oliveira kadar durumunun ciddi olmadığını biliyorum. Hatta bir ihtimal İstanbul spor maçına yetişme ihtimali de var. Şu olacak Galatasaray haftaya Cuma günü yani bir hafta sonra Antalya'dan dönecek. O hafta sonunda Icardi İstanbul'da olur o zamana kadar da Arjantin'e tedavi olmuş olur. İstanbul'da takıma katılmasını bekliyorum. Yunus Akgün'e gelirsek dün öğrendiğim kadarıyla 3 haftalık bir süreç var ama hani şu da gerçekçi bakmak gerek. Yunus şu an için Galatasaray'ın ilk 11 ana parçası değil artık orada. Kerem ve Barış Alper'in ardından geliyordu. Ben o yüzden Okan Hoca'nın çok kadro planını bozacağını düşünmüyorum ama tabii ki uzun vadeyi düşünürse Yunus da önemli. Onu da çok takıma geç katılacağını düşünmüyorum. Bir gelelim Mit şöyle Rajisa'ya. Reşitse direkt bu kampta takımla e, olmasını bekliyorum. Adana Demirspor maçı olur mu? Ondan çok emin değilim ama muhakkak en kötü ihtimal Toulouse maçı oynar. Aynı denklem e, Mitchell için de geçerli. Durumların ciddi olmadığını söyleyebilirim. Mehmet şimdi bir de kaleci konusuna değinmek istiyorum. Zira Muslera konusunda bir bilgi kirliliği var. Yani ne kadar ceza alabilir, alacağı ceza Türkiye'yi de etkileyecek mi? Türkiye'deki maçlarda oynayabilecek mi, oynayamayacak mı? E, bu çok ciddi bir kafa karışıklığı. Eğer bir bilgin varsa senden e, Muslera konusunu e, biraz detaylandırmanı rica edeceğim. Bir de e, tabii ki olamama ihtimaline karşın, e, malum şu anda da zaten e, takımla değil... Okan kocuğun performansı çok tartışma konusu ee, taraftardan da protesto gördü ee, Okan acaba e, hem mental olarak hem de e, performans anlamında ne durumda şu anda Galatasaray'da ne kadar güven veriyor şimdi İstanbul Spor maçında Galatasaray'ın kalesini Okan Koçu koruyacak. Oradan başlayalım çünkü Muslera kart cezası. Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Ama işte İstanbul Spor maçının ardından Sivas Deplasmanı tekrar kaleyi devralır. Senin sorduğun soruya paralel olsun az biraz kulüp çalışanlarından, kulüp yetkililerinden, kulüp profesyonellerinden bu tarz durumlarda sinyal alırız. Muslera ile ilgili hiçbir endişe yok. Olay tamamen milli takımı kapsıyor. FIFA'nın vereceği ceza da milli takımda geçerli olacak düşüncesinde. Yani bunu çok e, emsal olduğu zaman da işin içinden çok çıkılacak bir sonuç olacağını düşünmüyorum. E, Muslera'nın artı orada o hakeme itirazı yapan e, tek kişi de Muslera değil. Orada diğer oyuncuların da şiddetli e, müdahalesi olduğu da yazılıp çizildi. Dış basında ben Muslera'nın cezasının uluslararası boyutta Galatasaray'a e, taşıyacağını düşünmüyorum. Yani milli takımda çekecektir cezasını ama muhakkak tabii hakemin e, raporu sonucu FIFA'dan bir yaptırımla karşılaşır ama senin soruna paralel olsun. Okan Koç'un şu an için Mustera'nın iyi bir alternatifi olduğunu söyleyemeyiz ama bu gerçek hani Okan kadar Mustera gibi bir kalecinin arkasında beklemek kolay değil. Zamanında Cenk Gönen'in Sinan Bolat'ın da böyle kariyer düşüşleri olmuştu. Şimdi Okan'ı da görüyoruz. Geçen sene Giresun Spor'da maç ritmi yakalamıştı ama bu sene Galatasaray'da ilk 14 hafta oynamadığında hazırlık maçlarında özellikle ceza sahası dışından çok kolay Goller yediğini gördük. Topu oyuna sokmalarda ciddi pas hataları. Bir gerçek var. Mustera Galatasaray ilk 11'ine artı 3 kuralına rağmen ilk yazılması gereken isim. Ben de bunu tecrübe etmiş oldum hazırlık maçlarında. Okan bir şekilde İstanbul spor maçını idare edecek. Galatasaray Mustera'sız da Okan'ı Mustera'sız da İstanbul sporu yenmesi gereken bir takım sonuçlarla da ciddi bir güç farkı var. Peki, şimdi gelelim senin haberine Mehmet. Bugün sabah gazetesinde bir özel haberin var. Baran'la ilgili, aslında birkaç gündür Baran'la ilgili haberleri görüyoruz. Zira hazırlık maçlarındaki performansı çok beğenildi. Genç de bir oyuncu, şimdi Fenerbahçe'de Arda'dan sonra, Ferdi'den sonra Galatasaray taraftarlarını da tabii ki Baran'ın performansı çok heyecanlandırdı. Yine milli takım adına da aslında çok çok önemli bir kazanım olabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Senin haberin bu anlamda çok değerli Zira. Bulgaristan'ın U21 takımının Baran'a bir davet göndereceğinden bahsediyorsun Bu noktada Türkiye Milli Takım Heyeti acaba ne yapacak merak konusu Hem Baran'ın performansından biraz bahsedelim istersen Okan Burun'un da oyuncu ile ilgili açıklamaları vardı ondan da biraz söz edebiliriz Ve bu milli takım konusuyla ilgili de aktarabileceğimiz detaylar nelerdir acaba? Şimdi Baran şöyle başlayalım Ezgi. İki tane hazırlık maçında izledim. Çok net şekilde oyun görüşü olan bir oyuncu ki Villarreal maçında ikinci golde Abdülkerim'e çok güzel bir orta kesti. Topları çok efektif kullanıyor. Kendine güveni var ve bizler hep Hamza Akman'ı bekliyorduk ama ben sezonu kalan bölümünde Baran'ı net şekilde kulübede rotasyonda bekliyorum. İstihbarat kısmıyla paylaşayım hem Süper Lig hem Birincilik birçok takım Baran'la ilgilendi ama Galatasaray oyuncu kadro tuttu. Burada biraz Baran da aslında bu tarz kadroda başta Mata olmak üzere arası çok iyi olduğu için söylüyorum. Böyle yıldız oyuncularına öğreneceği çok şey olduğunu düşünüyor. Ve şu an için ben Galatasaray'ın 12. oyuncusu olmasa da 14. 15. 16. oyuncusu olmaya aday. 5 oyuncu değişikliğini düşünürsek Galatasaray Lig'in devam eden bölümünde Dördüncü beşinci değişik hakkını pek aile Barandan kullanabilir. Oyuncunun ilginç bir kariyeri de var. İsmail yüksekliğini andırıyor. Fenerbahçeli İsmail de hiç alt yaş kategorilerinde milli takıma seçilmemiş diye aklında kalmıştı. Baranda da aynı hikaye var. Bu zamana kadar alt yaş kategorilerinde işte U14, U15, U16'lar. Hiç amil takım daveti almamış. Annesi e, Bulgar Türkü diyebiliriz. E, Trakyalı zaten bir oyuncu Baran ve Bulgaristan e, pasaportuna da sahip doğu olarak e, bu durum tabii nasıl ki süperlik birinci kulüplerinin dikkatini çekiyor bu oyuncu. Bulgar kulüplerinin de bir şekilde dikkatini çekti ve bu detay ortaya çıkınca Bulgaristanlı yetkililer de e, Barana Baran bir şekilde ulaşıp milli takım isteğini ilettiler U21 ile ilgili ama. Süreç uzun süreli bir sonuç çıkacak. Türk milli takımından davet alırsa Baran muhakkak Türk milli takımı seçer U21'i. Onun dışı Bulgaristan'ı şu an değerlendirip değerlendirmeyeceği tabii ki şu an için belli değil. Peki Mehmet Hocan çok teşekkürler verdiğim bilgiler için yorumların için sana kolay gelsin diyeceğim ve güzel bir haftasını diliyorum. Ben teşekkür ediyorum, yayına kolay gelsin. Çok teşekkürler. Evet, Mehmet Özcan'la Galatasaray'ı değerlendirdikten sonra geçelim Beşiktaş'a değerli izleyenler. Siyah-Beyazlılar hazırlık maçında Şarleroa'yla karşı karşıya geldi ve mücadele 2-1 kazandı.